Biraz sessiz olabilir miyiz? Merhaba Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda arkadaşlar oldukça enteresan bir ürünle karşınızdayız. Nasıl bir ürünle karşınızdayız? HP'nin Workstation var elimizde. Z4 G4 isimli bir model ve elimizdeki bilgisayar kasası özel bir tasarıma sahip. Yani içindeki parçalar farklı, bazı modelden farklı ve sadece bize özel, yurt dışından elimize ulaştı. Şimdi kasayı detaylıca hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar ilk olarak kasanın işlemcisinden başlamamda fayda var. Intel'in Xeon 1 işlemcisine sahip bu kasa ve Xeon işlemciler zaten iş amaçlı kullanılan işlemciler, çok güçlü işlemciler gerçekten. İşlemcinin modeli W2125 turbo hızla beraber 4 GHz'e kadar hızlara ulaşmanız mümkün. Bu işlemciyi 32 GB'lık DDR4 bir RAM kapasitesi desteklemiş durumda. Bunların yanında ekran kartı olarak da Quadro P4000 isimli Nvidia'nın, bakın bu ekran kartları özellikle bu işten anlayan insanlar için, hangi işten hemen onu da söyleyeyim. Eğer bir video editçisiyseniz, eğer bir canlı yayın yapma gibi bir özelliğiniz varsa ve bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız Quadro ekran kartlarını yakından tanıyorsunuzdur. Oldukça yüksek bir modeli cihazın üzerinde sabitlenmiş durumda. P4000 modelinin bünyesinde DDR5 bir RAM var ve 8 GB'lık bir kapasiteye sahip bu ekran kartının RAM'i. Arkadaşlar cihazda depolama kısmında iki adet seçenekli standart olarak elimize ulaştı. Bunlardan bir tanesi klasik bir hard disk. Bu hard diskin depolama kapasitesi 1 TB. Fakat bir de bunun yanında M.2 SSD de bünyesinde bulunuyor kasanın ve bu SSD ciddi anlamda muhteşem okuma ve yazma hızlarına sahip. Cihaz okuma tarafında 3.3 GB'lara kadar çıkabiliyorken saniyede, yazma tarafında da 1.5 GB'lara kadar çıkabiliyor. Bu rakamları gerçekten size anlatmam oldukça zor. Şimdi şu anda hemen görebileceğiniz üzere Windows gördüğünüz gibi açılıyor. Yani hız anlatılmaz, yaşanır. Ben konuşmuyorum, siz görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi Windows'u geçtim. Windows yine bu şekilde açılıyor ama Adobe Premiere, Google Chrome ve çok daha fazlası bam 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 sağdan soldan her yerden açılıyor. Evet arkadaşlar, aslında size baya böyle güzel özelliklerden falan bahsettim. Çok da teknik özelliğe boğmak istemiyorum. Birazdan böyle daha yakından size bilgisayarın kasasındaki özellikleri göstereceğim ama bu bilgisayarı kimler almalı ya da neden almalı sorusuna da bir cevap vermem gerektiğini düşündüm. Şöyle söyleyeyim, adından da belli olacağı üzere cihaz workstation, yani çalışanlar ya da iş yerleri için ya da profesyonel olarak işler yapan insanlara hitap eden bir cihaz. Zaten özelliklerini de böyle az çok hayal ettiğiniz üzere fiyatı birazcık yüksek. Biraz değil galiba, biraz fazla yüksek. Yani şu anda elimizdeki bu kasanın yaklaşık fiyatı 30.000 TL civarında, neredeyse bir arabayla. Araba alır mıyız ya 30.000? Alırız herhalde. Bayağı zam geldi ya arabalara. Bir ikinci el otomobil alabilirsiniz arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kasayı 30.000 lira verip alır mıydınız? Bence alırdınız işiniz için alacak olsanız. Çünkü video konusunda bayağı başarılı, özellikle video montajları konusunda. Ya da bana ne ya video montajından deyip araba mı alırdınız, yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlar, tabii ki cihaza Geekbench ve minimum, yine bildiğiniz üzere bizim her zaman yaptığımız performans testlerini uyguladık. Şu anda da görmüş olacağınız üzere mesela SSD'de az önce bahsettiğim değerleri gördüğünüz üzere almayıp başardık. Geekbench'te de yine ekran kartı ve işlemcinin performansını oldukça yüksek bir şekilde sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Tabii bunlar da bize yetmedi. Biz bir de ofis içine bir video çektik ve önce bu videoyu ekran kartını kullanarak renderladık. Daha sonrasında da kullanmadan renderladık. Aradaki render süreleri neredeyse 10 katına kadar fark etti. Yani nasıl söylesek abi, mesela 10 dakikaysa render 1 dakika indi. 1 dakika indi değil mi? 1 dakika yemiş arkadaşlar. Arkadaki arkadaş dinliyormuş herhalde. 1 dakikaya kadar iniyor render. Hatta 1 dakikaysa normalde 10 saniye, 1 saniyeye kadar iniyor render. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Özellikle video işleyen arkadaşlar beni çok daha iyi anlayacaklardır. Bundan eminim. Şimdi isterseniz o çektiğimiz videoyu ve aradaki farkları daha net görebilmeniz için videoyu izleyelim. Ve siz de bu sırada videoyu bolca beğenip aşağı bu bilgisayarla alakalı ve videoyla alakalı yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Beyler olay var.
kenardan Facebook'tan kovmuşlar, bunu yazmalıyız. Yazın top sizde, sende. Abi saçmalama, ne kovması ya? Adam patron değil mi lan Facebook'un? Ya zaten şerefsizlik kötüydü ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oradan almış bizim bilgilerimizi. Kıtı 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 satmış, paraları almış. Sen malikanesini gördün mü? Gördüm. Beyler video çekiyoruz, izetsiz ya. Kardeşim, bak burada çok önemli bir iş yapıyordum. İzetsiz. Bakın bak, bir şey çekiyoruz lan baba. İzetsiz. Bu çok önemli bir iş yapıyordum, bıraktım. İzlemiyorum, yazıyor. Biraz sessiz olabilir miyiz? Arkadaşlar, bu Zuckerberg ya. Ya Zuckerberg değil, Zuckerberg Jack Dorsey adamdır. Kapılaşacağız ya. Cehennem. Abi yayını aldı. Güzel attı. Yorumlardan gelecek olan en flash gibi oyuncusu sizsiniz. Yorumlarına benden tam destek. Ve zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Girip girip çıkıyoruz oğlum mevzuya. Zuckerberg. Yok abi, böyle anlamak istedim.